ablayı kaybettim. Onlar da böyle bir şey. Abicim o sigarayı şöyle kenarda içsin. Siz de efendim? İş arkadaşım. Tamam, teşekkür ederim. Burada bugün biliyorsunuz Lüleburgaz Belediyesi çalışanı İknur Gökay Tuncel kardeşimiz 4 Kasım 2021'de kendisini ısrarlı bir şekilde takip eden ve daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir erkek tarafından gündüz vakti şehrin göbeğinde bıçaklanarak katledilmişti. Bugün İknur'un davasının ikinci duruşması için buraya geldik. İçeride sanığın beyanları alındı. Tabii İknur yaşamdan koparıldığı için şu anda kendisini savunacak, cevap verebilecek bir durumda olmadığı için içeride sanık beyanlarıyla İknur'un hatırasına defalarca hakaret edildi. Bir kadının namusu üzerinden içeride defalarca ona hakaret edildi. Gerçekten biz çok üzgünüz. Artık bu ülkede kadın erkek ayrımı olmadan toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşanmasını ve bu şekilde kadınlara şiddet uygulayanların en ağır cezaları almasını talep ediyoruz. Adalet duygusu örselenmesin. Adalet duygusu ülkede yaşamaya devam etsin. Benim kızımı öldürmüştür. Bu cinayet tasarlayarak olmuştur. İğneyi kendine batıramamıştır. Ama bıçakları kızıma vurmuştur. Bunun en ağır şekilde ağırlaştırılmış müebbet artı 25 yıl artı emsal karar istiyorum. İçeride her zaman olduğu gibi yine katil kendisini savunduğu yalan ve iftiralarınla asılsız. Çünkü bizim çok şikayetlerimiz var. Hepsi belgeli ve delilli fakat kendisi kendini kurtarmak, cezayı az yemek adına bir sürü iftiralar attı ölen bir kişinin arkasından. Sürekli ben yanındaydım zaten. Sürekli önümüze çıkıyordu, bizi takip ediyordu. Bunları yalanladı. Kendisini de savunmak için ölmüş bir insanı karaladı, namusuna laf attı. Türkiye'de devamlı olan şeyler. Arkadaşlarla sonuna kadar sevenleri olarak davasını takip etmeyi inşallah ağır müebbet almasını istiyoruz. Yine iş çıkış saatinde sürekli babam alıyordu zaten kendisini. O gün yine iş çıkış saatinde aradım nasıl geldiğini, dikkat etmesi gerektiğini sorduğumda bugün yürümek istiyorum dedi. Ve daha sonra da çığlıkları başladı zaten. Yani maalesef çok acı, kurtaramadık. Davanın takipçisi olacağız. İnşallah ağır müebbet alır.